Şükran Mahallesi, Konya'da ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli mültecilerin en yoğun bulunduğu yerlerden biri. Ancak mahallede uzun zamandır sular durulmuyor. Çok yüksek derecede seyyar satıcılar var. Seyyar satıcılar yani kaçak sigara, hap, uyuşturucu madde her şeyi satıyorlar. Sokaktan yürümek ve geçmek mümkün olmuyor. Sokakta sürekli kavgalar, bıçaklamalı olaylar. Türk vatandaşlarına karşı arabayla geçerken arabalarına saldırılar, camlarını, pencerelerini kırmalar, her şey yaşanıyor. Yani burada bizim elemanımızı bıçakladılar kapının önünde. Sadece bir olayı yatıştırmak isterken. Sokakta bayram öncesi çıkan kavga Türk esnafları çileden çıkarttı. Suriye ve Türk esnafları arasında çıkan olayda bir berber çırağı alnından yaralandı. Olay ortasında kaldık. Artık ne geldiyse bilmiyorum, muhtemelen bıçak darbesi. Yani burada şu bir aydır sürekli her gün kavga oluyor. Bazı mültecilerin uyuşturucu ve kaçak sigara üzerinden para kazandığı iddia edilirken Suriyeliler buna karşı çıkıyor. Gayrimeşru bir işle uğraştıklarını görmedim. Ben görsem bütün Suriyeliler dahil o kişiyi polise teslim ederiz. İlginç iddialardan biri de bir kısım esnafın rant sağlamak amacıyla Suriyelilerin iş yeri açmasına yardım ettiği yönünde. Burada bir tane emlakçı bir arkadaş var. Tüm bu arkadaşlara başkalarının üzerinden iş yeri açıyor. Ve bundan kendisi kar elde ediyor yani. Belli bir para karşılığında, yüksek meblağlar bunlar, öyle çok küçük paralar falan değil. Suriye'yi terk ettik, ailemin yanına geldik, hepsi kardeşimiz. Bir tarafta ülkelerindeki iç savaştan dolayı vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin açtığı dükkanlar, diğer tarafta yıllardır aynı cadde üzerinde mesleklerini icra eden Türk esnaflar. Elbette ki Suriyelilerin yaşadığı zulümlere anlayış gösteriyorlar, ancak Türk esnafların istediği bir şey var. Suriyeli vatandaşların burada ticaret yapmasından değil ama kural ve nizamlarına, TC kanun kural ve nizamlarına uymadıklarından, hijyenik bir ortamın olmadığından, polisin ve zabıtanın onlara hiçbir müdahalede bulunmamasından dolayı ve bütün şeylerini bize uygulamalarından dolayı biz şikayetçiyiz. Yaşanan kavga ve olayların yanı sıra Suriyelilerin dükkanlarınızı kapatın gidin şeklinde baskı uyguladığı da söylenenler arasında. Yüksek bir baskıları oluyor. Dükkanlarınızı devredin, satın gibi. Biz onlara karşı geliyoruz. Satmak istemiyoruz. Ama baskıya da ne kadar dayanırız bilemiyoruz. Olaylar artarak devam edince emniyet güçleri çareyi sokakta nöbet tutmakta buldu. Ancak böyle bir nöbet sistemi değil, kalıcı bir çözüm bekleniyor bu sokakta. Önlem alınmasını, bu sorunlarımızın sürekli kalıcı bir ortam olması için ne gerekiyorsa onların yapmasını istiyoruz. Sokakta hazır bulunan güvenlik güçleri olası bir kavgada hemen müdahale ediyor. Türkiye'de bir kanun var. Dükkanları kendi üzerimize alamıyoruz. Türk kağıdı gerekiyor. Ben sigortamı veriyorum. Ancak esnafı isyan ettiren nokta şu. Bir olay çıktığı zaman onlara müdahale etme şansımız yok gibi telkinlerde bulundular bize. Eğer olay çıkar ve siz karışırsanız size götürürüz, onlara hiçbir şey yapamıyoruz gibi açıklamalarda bulundular bize. Yaşanan arbededen sıkılan esnaf sokağın eski haline dönmesini istiyor. Bu işlerin son bulmasını istiyoruz ve bizim bu Larenda yokuşunun eski düzenli haline gelmesini istiyoruz.